Bakın ne oldu. Cevizin dışı kafatasına benziyor. Evet, beyine benziyor. Ortasını açtığımızda şöyle kelebeğe çıkıyor. Bak, bu neye benziyor? Akciğerlerimize. İşte öksürük için bunu içiyoruz. Ayıracağım bunları. Çürük. Heh, bu sağlam çıktı. Bakın arkadaşlar, akciğere benzeyen yeri öksürüğe iyi geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ceviz vardı. Cevizi kırayım dedim. Buzluğa koyayım, dondurucuya. İzmir'in sıcağında ceviz dayanmıyor arkadaşlar. Hemencikten de acır gibi oluyor, çirkin oluyor. Yani bunu kırdık. Normal buzdolabına koysak bile, serin yerde olsa bile acıyor ceviz. Kırıldıktan sonra kırmazsak da güveleniyor, kelebekleniyor, bildiğimiz böcekleniyor. O yüzden kırayım, güzelce döveyim, buzluğa dondurayım, derin dondurucuya. Kullanacağımızda alıyoruz, yani kullanıyoruz. Rahat oluyor, kolaylık oluyor. Ramazan'dan sonra inşallah bayramda geliyor. Gelecek, Allah'ım erdir gördürürse baklava yaparız, tatlı yaparız. Şöyle güzelce kırayım dedim. Arkadaşlar, gönül dostlarım, gördünüz mü benim domatesleri kasaya uyuttum. Fidanları. Ne kadar güzel oldu değil mi? Ay çok mutlu oluyorum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Fidanları gündüzleri dışarı çıkarıyorum. Burada olduğum sürece geceleri içeri alıyorum. Hava serin ya, üşümesinler diye. Güneş görsün ki şöyle pişkin olsun, kemikli olsun diye. Güneş gıdası alsın. İşte böyle. Her şey güneşten gıdasını alacak arkadaşlar. Güneşin zararlı ışınları var, faydalı ışınları da çok tabii ki de. Bunu uzmanlarımız söylüyor. Biz de duyduklarımızdan, onlardan duyduğumuz gibi uygulamaya çalışıyoruz. Yani fideler de güneşten gıdasını alsınlar inşallah. Ben de şöyle güneşe oturdum, cevizi kırayım. İşte böyle sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz iki tane ceviz ağacımız var. Kocaman kocaman. Cevizler de güzel, ince kabuklu. Fakat içi kaskara, çürük oluyor. Yani neden çürük oluyor, cinsinden mi, biz bakmayın bilemiyoruz. Bilmiyorum ki ya, neden çürük olur. Kurt ilacı atıyoruz şey olmasın diye, çürük olmasın diye. Suluyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Bu sene bakan bordo buluma çattık. Nasıl olacak? İlk tarlayı aldığımız sene güzel oldu. 4 çuval ceviz verdi. O seneden sonra bir daha vermiyor. Bilmiyorum artık, hepsi çürük. Hemen hemen 10 cevizden 7'si çürük, 3'ü sağlam çıkıyor. İnsan şaşacak kalacak ya. Cinsinden olabilir mi bilmiyoruz. Hayırlısı ya, nasibimiz kadar Rabbim verir. Bu sene parayla aldık. Dayımdan, Ramazan dayımdan, Badiş yengemden 6 kilo çocuklara parayla alıverdim. 3-3. Biraz da bundan verdim. Onu çok beğeniyorlar. O çetmir ceviz. Bembeyaz, çok güzel ceviz diyorlar. Peki tadından öbürkünün, yani kendi cevizimizle tadını kıyaslayın dedim. Kıyaslamışlar. Aa, bizim ceviz, yerli ceviz daha güzel diyorlar. Bizim yerli cevizimiz yağlı olur, güzel olur. Ama bizim ceviz çürük oluyor, bilmiyorum. Esmer olsun varsın. Esmer olmasında bir sakınca yok da çürük oluyor. Hadi dedik. Hazır şöyle güzelce dışarıda açık havada kırayım. Cevizi kırıp bitirdikten sonra bağlarla ilgileneceğim. Biraz bahçede işlerim var. Bu ara hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hava bulutlu, yağacak gibi duruyor. Biraz da serin, üşünüyor. İzmir ya İzmir. Kışından ne olacak, karından ne olacak diyorduk da bu sene hepten hiç kış gelmedi. Hiç. Hiçbir şekilde kış gelmedi. Hayırlısı olsun bakalım.
Gönül dostlarım, ben böyle böyle devam edeyim. Buradaki işleri biraz gördükten sonra merkezdeki eve gideceğim. Bakın ne oldu. Patladı. Videoda göründüğü gibi arkadaşlar, bağları sabitlemek için şöyle gazık çakıyordum. Büyük gazı ağacı çaktım. Bağı bağladım. Şöyle bağ. Biraz sallanıyordu, gevşekti. Dibine dedim şöyle başka bir tahta parçası çakayım. Sıkıştırayım dedim. Kekişle. Şu büyük kekişle. Tuttum bunu, vurdum. Vurmamla parmağıma vurdum. Bakın ne oldu. Patladı. Resmen o kadar kan aktı ki. Her yer kan. Kan oldu. Kanım toprağa bulaştı. Karıştı yani. Cebimde peçete vardı. Peçeteyi bastım. O kadar kan akıyordu. Kan durmadı. Aloe vera yaprağını yarıp onu bastım. Kan durdu. Ama şöyle et patladı. Buz da koydum. Buz koymama rağmen bu hali oldu. Yara bandıyla bantlayıp tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ne yapılabilir buna? Ezildi. Hastaneye gitsem dikiş atılmaz. Şimdi güzelce pansuman yapıp temizleyeceğim. Ama çok acıdı tabii ki de. Allah bir daha yaşatmasın Rabbim. Şu koca kekeç elime vurdum kendi gücümle. Yarayı temizledim. Temizledikten sonra aloe vera jeli sürerek biraz gazlı bezle sardım. Sanki aloe vera iyi gelecek, çabuk iyileştirecek gibi yumuşak tutuyor. Yara gerilmiyor arkadaşlar. Sancısını, acısını aldı. Kanı direkt durduruyor. Buna bugün şahit oldum. Daha önce de şahit olmuştum. Bu sefer bayağı birçok elimde patlama oldu. İnanın aloe vera kanı direkt kesti arkadaşlar. Allah bundan beterini vermesin. Çok şükür ki kırık çıkık yok. Şu anda da aloe vera jelini süreceğim ve jel kuruduktan sonra da bant yapıştıracağım. İşte böyle arkadaşlar, bahçede biraz çalışacaktım. Ondan sonra da başka şeyler yapacaktım. Yemekler hazırlayacaktım. Neyse nasipte yokmuş diyem. Yani bu başıma gelecekmiş ama bu sefer kaza geliyorum dedi. Kaza görünmez değildi, görünürdü arkadaşlar. Sen gazın üstüne elini tut, var gücünle kekeci parmağına vur bu. Ne bileyim, geliyorum dedi. Bağıra bağıra kaza geliyorum dedi. Şu anda böyle yara bantıyla bantlıyorum ama aloe vera jeli açık olarak yaranın üzerinde kuruyor. Çok çabuk iyileştiriyor. İnşallah tabii ki de. Böyle işte arkadaşlar, su kaçar mı, su değirir miyim, su değireceğim, çok derin değil yani. Mecburen su değecek arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, sol elimin baş parmağını ezmiş olmam bir şeylere engel değil. Gene ben olacak işleri, yani becerdiğim kadar yemeklerimi yapmam lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar kaz ayağı otu. Kır kaz ayağı. Çam ormanından topladıkken Züleyha arkadaşımla. İşte onlar arkadaşlar. Yıkamadan ayıklayacağız tozunu, toprağını. Poşete koyacağız. Dolabın meyveliğine koyduğumuzda 3-5 gün biraz kalabiliyor. Yıkamayacağız. Islak olmayacak. Sararmadan durabiliyor. Kır kazaya, su kazaya, bunları genelde çiğ tüketiyorduk biz. Bu sefer dedim hadi bol soğanını kavurayım gönül dostlarım. Kaz ayaklarını doğrayacağım. Su kazayağını hiçbir şekilde kavurup ya da gözlemesini, bir şeysini yapmadık. Onu köyde çocukluğumuzdan beri, atalarımızdan beri çiğ yeriz. Suyun içinde olur. Su terası da diyorlar ona. Biz su kazayağı deriz. Gaz ayak deriz. Bizim köyde kır kaz ayağını bilen yok. Yani bilmezler. Hem de ben bu ottan görmedim. Oralarda görmedim. Bilmiyorum yani var mı yok mu. Biraz acıyor ama çok yeni daha. Birkaç gün geçtiği zaman
Acısı da geçecek, iyileşecek. Çabuk iyileşiyor benim yaralarım. Allah'ın izniyle. Yakup asker olduğu için biz de tabii burada merkezdeki evde çocukları beklemek zorundayız. Ayrılmamamız lazım başında. Ayrılmamamız lazım derken köve ya da il dışına çıkmamamız lazım. Olağanüstü bir durum olursa da birimiz kalır, birimiz gideriz arkadaşlar. Şahin gider, ben kalırım, ben kalırım. Aman ben giderim, Şahin kalır. Yani bir Allah işi karışır bir şey olursa. Merkezdeki evden daldaki eve gittik. Safurda yiyeceğimiz buzdolabına dondurmalık hamur işi yapayım dedim. Önce cevizleri kırdım. İyi ki Allah'tan hamuru yoğurmamışım. Bağları sabitleyeyim. Ondan sonra kekiklerin otunu yolayayım. Yani sık sık gelemeyebilirim dedim. Akşamları terafi var. İşte safura kalkıyoruz. Hatimler var. Olcay varmış. Oldu. Ağacı tuttum. Böyle güt 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 vuruyorum. Var gücümle vuruyorum arkadaşlar. Kaldırdım biraz daha. Bir vurdum. Bayağı bir güçlü şekilde. O an anlatılmaz, sadece yaşanır. Allah dedim ama ta ciğerime oturdu acısı. Çok kuvvetli acı. O anda önce cebimde peçete vardı. Çıkardım. Böyle onu bastım. Tuttum böyle. Acısı geçmiyor. Titredim böyle acıdan. Baktım kan durmuyor. Hemen aklıma aloe vera yaprağı geldi. Hemen. Aloe vera'nın yaprağını kopardım. Sağ elimle zoraki yardım. Kapadım yaprağıyla birlikte. Kapadım böyle sıktım. 5-6 dakikaya yakın tuttum. Çektiğimde kan durmuştu. Kan durduktan sonra suya tuttum. Baktım çok kötü bir durumdu. Tırnak çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Yani böyle durum işte arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım. Bu dikkatsizliğimden oldu benim yani. Onu biraz yere böyle sıkıştırdığımda elimi çekip öyle vursaydım belki de bu olmayacaktı. Siz daha dikkatli olun, tamam mı gönül dostlarım? Şimdi ben otları doğramaya devam edeyim. Yavaş yavaş doğruyorum işte böyle. Ondan sonra artık gücümüzün yettiği kadar burada kurudan, yaştan bir şeyler yaparız ya. Sonuçta aç ölmüyoruz yani. Bir şey olmaz. Yine ben işlerimi, yemeğimi Allah'tan sağ elimde değil, sol elimde yaparım yani. Bir şey olmaz da geçer ya. Yaralarım çabuk iyileşir benim. Dikkat etmediğim için böyle bir şey de yaşadım arkadaşlar. Önceki yıllarda da vurmuştum ben. Şöyle tırnaklarıma kan oturmuştu. 3 parmağıma bir vurmuştum. Tırnaklarım çıkmadı. Bir şey olmadı. O zaman patlamamıştı. Göğermişti. Yani başımıza gelebilir. Hiçbir iş yapmayan insanın başına hiçbir şey gelmez. İş yapan insanların, bir şeyleri yapmaya çalışan insanlar iyi yapayım derken de bazen kötü yaparlar. Otları doğradıktan sonra güzelce çırpa çırpa yıkadım. Tek elimle yıkadım tabii. Delikli süzgece şöyle koydum. Suyu süzüldü. Soğan, bolca soğan öldürüyorum. Şöyle bayağı bir 4 tane soğan doğradım arkadaşlar. Bol olsun soğanı. Ve tavaya yağ. Soğanların güzelce pişmesi lazım. Otlar çiğ kalacak. Soğanlar yeter kadar pişti. Ateşi kapatacağım ve ılımasını bekleyeceğim. Soğanlar ılıdı. Pul biber, toz biber de olur. Bu toz biber arkadaşlar. Karabiber, kimyon, tuz. Onları da ilave ediyorum. Kuru yufka. Şöyle çeşmeyi azıcık açıyorum ben. Şöyle çok az. Elimizle de serpiştirdiğimiz oluyordu da bu sefer şöyle çeşmede ıslatalım. Hızlı olmamız lazım.
Ramazan hazırlığı yapmıştık. Videoya çekememiştim arkadaşlar. İnşallah başka zaman çekeriz. Çeşmeyi kapatıyoruz. Yufkanın suyu iyice şöyle süzülüyor. Yağladığımız tavaya oturtuyorum. Yufkalar büyük. Önceki yıllarda tavaya göre küçük küçük yapmıştık. Pakize kankilerde. Bu sefer böyle iri iri. Yani afyonlularla yaptık bunu arkadaşlar. Afyonlular büyük büyük yapıyor. Pakizeler ufak yapıyor, daha güzel oluyor. İkinci yufkamızı ıslatıyoruz. İkinci yufkayı da serdikten sonra ot yeteri kadar. Üçüncü yufkayı da ıslatıyorum. Polen ağlıyor. Toplamda 4 yufkadan hazırladık arkadaşlar. Tava böreğini, otlu tava böreği. Biraz içimiz arttı. Onu da başka şeye kullanırız. Bismillahirrahmanirrahim. Diğeri şöyle bırakıyoruz. Böyle çevire 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 kenarından kenarından pişiriyoruz. Ne alemde bakalım. Oo, gördünüz mü arkadaşlar? Harika olmamış mı? Heh. Hop. Tamam. Yavaş yavaş. Yine kenarlardan döne döne ortaya doğru getireceğiz. Döne döne pişireceğiz. Tavanın kapağını alıyoruz böreğimizi. Ilımasını bekliyoruz. Iladı, ılayınca keseceğiz arkadaşlar. İşte böyle gönül dostlarım. Yani hamur işi yapamadıysak, yufka açamadıysak kuru yufkalardan biz de börek yaparız. Olanla idare ederiz. Ne yapalım yani? Her şey olduğu gibi olsun. Yani illa da olacak, illa da olacak diye canımızı sıkıp üzülmenin bir anlamı yok. Oldu bu. Yani kazadır geldi. Evet gönül dostlarım, bizim sahur yemeğimiz kahvaltıdan oluşur arkadaşlar. Hepinize hayırlı sahurlar olsun. Sahurun ve gecenin rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun gönül dostlarım. Yeşilliğimiz olur. Tavada yaptığımız otlu börek. Bu el açması da olabilir. Olamadı söylediğim gibi. Patates haşlaması, yumurta, yeşil zeytin, domates, salatalık. Helva, peynir ve baldan oluşur. Bitki çayından oluşur arkadaşlar. Zaman zaman da değişiyor tabii bunlar yani. Zaman zaman değişir. Bazen de sade börekle çay olabilir, ayran olabilir. Biz yemek yemiyoruz sahurda. Kesinlikle yemek yemiyoruz. Kahvaltı türü. Daha iyi oluyor değil mi? Tok tutuyor. Zaten sabah oluyor yani. Sabah kahvaltısı gibi. Çok böyle bu şekilde rahatlık oluyor. Hayır, biz eskiden makarna pişirirdik, hoşaf pişirirdik ya sahura, bir şeyler pişirirdik. Ama şimdi kahvaltı türüne alıştık. Çok rahat. Hatice abladan alışmıştım ben bunu. Bu daha rahat, daha tok tutucu, daha böyle çok güzel yani diyeyim arkadaşlar. Hepinize tekrardan Ramazan'ın ilk gününden hayırlı günler olsun inşallah. Ramazan ayını, oruçlarımızı Rabbim hakkıyla tutup Ramazan'a kavuşmayı nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce ben aç karnına su içiyorum arkadaşlar.
sahur kahvaltısının pek farkı ne oluyor biliyor musun? Sabah kahvaltısında biz patatesi hep buğulama gibi kızartır gibi yapardık. Şimdi haşlama gibi yapıyoruz arkadaşlar. İşte böyle. İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Gördüğünüz gibi ufak tefek sadece parmakta bir şeylik var. Ufak bir iş kazası geçirdik. Aynen. Ne olacak? Börekleri çok çok böreğinden yiyemezsin. Diğer sakala şey olduğu için böyle veren geliyor. Sen bunu söyle. Biz yavaş yavaş başladık. Özlem gelecek. Yakup yok biliyorsunuz. Yakup artık asker arkadaşlar. İnşallah dua edin. Sağ salim, belasız kazasız askerliğini yapıp çoluğunun çocuğunun başına Rabbim gelmeyi kısmet etsin. Gönül dostlarım. Sabah sahura kalkıyoruz ya, bir 15 dakika önce kalktığımızda böyle daha iyi oluyor arkadaşlar. Davul çalmadan kalktı Şahin. Evet. Ben de ondan sonra kalktım. Polen de yattık bugün. Ağlayıp duruyor böyle yaramaz. Annesini çok yoruyor. Dedim hadi bugün Polen benimle yatsın. Kuzum benimle yattı bugün. Evet, Ülker'in Dünyası izleyiciler, Ülker'in Dünyası kanalına hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun sevgili arkadaşlar. Gene mübarek ayımız başladı. Sevinçle beklediğimiz aya girdik inşallah. Sonuna kadar da devam etsin böyle. Biz Ramazan ayını oğlum, orası çok severiz. Eşimle beraber böyle özellikle kıpır kıpır oluyor yüreğimiz. Yani bayrama gider gibi, bayram namazına gider gibi. Ramazan'a girerken çok sevinç doluyoruz arkadaşlar. Çıkarken de üzülüyoruz. Ama Allah tabii yani böyle sağ salim yaşatmayı nasip etsin diyoruz inşallah. Belki seneye olmayabiliriz. Onun bilinciyle Ramazan ayında destileri dolduralım arkadaşlar. Suları akarken dolduralım. Her zaman akmayabilir. Hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun diyelim o zaman. Bir kere daha Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz arkadaşlar. Yüreğimiz kıpır kıpır. Sizlere de sevgi selam gönderiyoruz. Sesimizin gittiği her yere, sevgili değerli YouTube aileme, gönül dostlarıma selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin. Dua eder, dua beklerim. Şu anda Ramazan ayının yüzü suyu hürmetine, bütün büyüklerimizin yüzü suyu hürmetine, Efendimizin yüzü suyu hürmetine, şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine, büyüklerimizin yüzü suyu hürmetine, nerede Rabbimin sevgili kulu varsa, işte kulum dediği kullarının yüzü suyu hürmetine, bebeklerin, yaşlıların yüzü suyu hürmetine, nerede hasta kulları varsa, dertli kulları varsa, borçlu kulları varsa Rabbim hepimize, herkese ödemeyi nasip kısmet etsin. Hastalarımıza şifa versin. Adile diye bir arkadaşımız dua istemişti. Dua etmiştik hepimiz. Sizlerden de rica etmiştim. Allah'ın izniyle tahlilleri iyi çıkmış, seviniyor. Allah onu sevindirmiş. Tüm hastaları da sevindirsin ya Rabbim diyoruz. Ve inşallah Allah'ın bayrama kavuşmayı nasip etsin diyoruz arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Biraz ben elimi herhalde çarptım yatarken. Hafiften kanamış da Şahin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Engel değil hiçbir şeye, ufak tefek yaralar falan. Bay bay. Hoşça kalın sevgili arkadaşlarımız.